Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi yine bir koyu bir açık bir koyu bir açık bir koyu bir açık şeklinde geldim. Güzel bir modelimiz var. Bir koyu bir açık şeklinde motiflerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi alt zeminli yeşil yapacağım. Her zaman söylediğim gibi örnek yazmamla geldim. Şimdi modelimizi görelim. Hep birlikte ben mavi ve pembe tonlarını yaptım sarı tonlarını da sizinle birlikte yapacağım modelimiz bu şekilde güzel zarif kibar bir model oldu arkadaşlar iki tanesinin arası bence gayet iyi ben kaç tane vermişim arayı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tığ battı boşluğu yapmışım sonrasına bu işlemi yapmışım şimdi arasını vererek işimize başlayalım 4 tane olmuş. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıda kapatıyorum. 5. Ben yani ilk başlarken nasıl başlıyoruz onu da göstereceğim. Ara noktasını tamamlayayım. 7 ve 8 Şimdi ilk başlarken başını iki kez alıyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Bakın ilk başlarken ipimizi tığ batısına sabitleyelim. Başına iki kez alalım. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girelim. Önce bir çektim. Sonra ikişer ikişer çekip geriye giderek yuva oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi buraya 3 zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu iki arayı yuva ediniyorum. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzan. Başına bir aldım, girdim. Önce bir çektim, sonra 2 2 3 oldu. 10 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 4, 5, 6. 7 8 8 9 ve 10 ee, söküldü o yüzden 10 tane olana kadar bu işimi yaptım yuva içerisine girip bir sık iğnesiyle sabitledim 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dönüş yapıyorum. İlk trabzan tepesinde 12 adet zincirimi sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 12 adet zincirime girip kapattım. Burayı dolana kadar aşağıya Sık iğne yapıp biniyorum. 12 tane sık iğnesi yaptım. 13. yuvada sabitledim. Şuan bu şekildeyim. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 adet zincir çektim, dönüş yaptım. Bakın bu tepeye 4 zincir kapatmıştık ya. Buraya sabitledim. 16 çekelim arkadaşlar. Kapattım buraya. Zincirimiz 16 olsun. Şimdi buraya giriyorum. 2 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 adet sık iğnesi yaptım 7 adet zincir çekiyorum 7 adet zincir çekip kapattım 9 sık iğnesi daha yapıyorum 2 3 4 6 7 8 ve 9 şimdi dibindeki yuvaya giriyorum sabitliyorum zeminimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar yaprak zeminimiz dibindeki tığ battıya sık iğnesi ile giriyorum ben 8 tane tığ battı boşluğu yapıyorum 3 zincir çekip yanda kapattım 1 3 adet zincir çekip yanda kapattım 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 4 5 6 7 ve 8 siz ilk aranızı kaç yapmışsanız o sayıda aranızı verdikten sonra başına 2 alıp bir tığ batı bırakıp ikinciye girip önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekerek yuvanızı oluşturup bu işlemi yapıyorsunuz alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar şimdi koyu rengimi alıyorum ipimi tığıma sabitledim düz yüzünden bakın burada bir yuva oluşturmuştuk buradaki 7 zincirli yuvamıza şöyle bir tığımızı girip genişletelim ipimi tığıma sabitledim başına bir kez aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ilk trabzanı yaptım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci Başına bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 4 3 zincir çektim yuva içerisine kapatarak 5 trabzanımı yaptım Bu birinci yaprağım. 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci 3 trabzan. 3 adet zincir çekiyorum yuva içerisine girip 5 trabzan olarak kapattım tekrar 3 adet zincir çekip aynı işlemle trabzanları yapıyorum ikinci 3 4 3 zincir çektim yuva içerisine girip 5 trabzan olarak kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kestik. İlk aşama bu arkadaşlar. Açık rengimi sabitledim. Düz yüzünden bakın buraya giriyorum. Dibinde sabitliyorum. İki zincir çekip buradan ilk trabzanın tepesine sabitleyip 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki trabzana giriyorum. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Yandakine giriyorum. Son trabzanımız. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip yuva içerisine girip 2 yaprağın arasında sabitledim aşağı inmiş olduk tekrar 2 adet zincir çekiyorum bakın yan hemen ilk trabzan tepesinde sabitliyorum 2 zincir çekip başına bir alıp yandaki trabzana batıyorum 2 2 çektim başına bir alıp yandaki trabzana battım 2 2 çektim başına bir alıp yandaki trabzana batıyorum 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çekip yuvanın içerisine girip şu iki yaprak arasında sabitliyorum bu şekilde tekrar 2 adet zincir çekiyorum buradan ilk trabzan tepesinde sabitledim 2 zincir başına bir alıp yandaki trabzana girdim 2 2 çektim başına bir alıp yandaki trabzana girdim 2 2 çektim başına bir aldım yandaki trabzana girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir yuvaya girip dibinde kapattım Şimdi bir adet zincir çekiyorum. İpliği kesiyorum. İplerimizi temizleyip Evet arkadaşlar inşallah anlatabildim. Anlaşılır bir anlatım olmuştur. Çok güzel, gayet hoş bir model oldu. Bence yapmalısınız. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.